Şimdi şöyle aslında belki 4-5 başlıkta değerlendirmek gerekiyor. Ben yayın öncesi Afyon'daki arkadaşları aradım ki Afyon'u yakından takip ediyorum. Geçen seçimde Cumhuriyet Halk Partisi ile İYİ Parti sanırım AK Parti'nin 2 puan gerisindeydi. Yani orada çok ciddi bir çekişme var. Şu an AK Parti ve MHP'nin ayrı adayları var. İYİ Parti'nin adayı var ve CHP'nin adayı var. Ve Burcu Hanım gerçekten çok güçlü bir şekilde seçime giriyor. Fakat sorun şu. Önce ben ilkesel tavrı söyleyeyim. Yani siyasal bir parti hani meşruiyet meselesini tartışıyorsunuz ayrı bir şey ama şimdi onun seçmeni üzerinden hizmet vermeyeceğinizi söylediğinizde bu biraz Deniz'in söylediği gibi yani en iyi kelimeyle faşizm olarak adlandırılır. Hani ayrımcılık, milliyetçilik falan değil ama gerçekten bu faşizmdir. Sebebi şu, yani şimdi düşünün bir nüfus müdürü çıksa desek ki kardeşim ben de kamu hizmeti veriyorum ama DEM seçmenine ben hizmet vermiyorum. İETT şoförü dese ki ben otobüse sokmuyorum vesaire. Şimdi tabii Burcu Hanım aslında bir fitili ateşledi. O da şu, Nusret Demirağ bir ara MHP'de Türk Ceza meselesiyle ciddi anlamda MHP'yi baraj altı bırakmıştı. Burada baraj altı gibi bir şey olmaz ama fitili niye ateşlediğini ifade edeyim. Birincisi, şimdi Burcu Hanım'ın siyasi geçmişine bakıldığında aslında çok agresif bir vekillik dönemi ve onun öncesini görebiliyorsunuz. Mustafa Sarıgül'le birlikte bir dönem hareket ettiğini görebiliyorsunuz. Sonrasında Afyon'daki bütün izlenimlere, bütün seçmenlerine baktığınızda böyle tarlaya gidiyor, böyle şalvar giyebiliyor, ayrı bir profil çiziyor. Şimdi kendisi açısından, siyasi duruşu açısından aslında tutarlı. Hani faşist bir söylem geliştirdi o ayrı bir şey ama kendisi açısından tutarlı. Çünkü Afyon'da aslında DEM'in herhangi bir şeyi yok, tabanı yok orada. Yani siz orada DEM'e hitap edip de bir şekilde DEM üzerinde milliyetçi oylar almaya çalışıyorsunuz. Yani MHP ve İYİ Parti'ye yöneliyorsunuz. Çünkü MHP'nin de adayı var, AK Parti'nin de adayı var ve ciddi anlamda size bir avantaj sağlamış. Bunun farkındasınız. İYİ Parti ve MHP'den oy almak istiyorsunuz ve dolayısıyla bir söylem geliştiriyor. Geliştirdiği söylemde CHP'nin aslında bir şekilde DEM ittifakı var mı yok mu tartışmaları kamuoyunda yankılanırken böyle ortaya bir fitil ateşledi, bir bomba attı. Şimdi ikinci mesele DEM meselesi üzerinden, DEM seçmeni üzerinden. Ben bugün burada çok ilginçti. Zürih'te DEM'e sempati duyan birçok insanla karşılaştım ve onlarla da bir siyasi değerlendirme şansı oldu. Şimdi zaten CHP'ye karşı böyle DEM seçmenin de bir acabalık vardı. O acabalık nereden kaynaklanıyordu? Daha önce yapılan ittifaklar neticesinde işte İstanbul'daki durumdan kaynaklanıyordu. Muhittin Böceğin yaklaşımından kaynaklanıyordu. Özlem Çerçioğlu'nun imzalarından kaynaklanıyordu. Bunun üzerine Burcu Hanım'ın bu söyleme eklendi. Ve dolayısıyla da aslında biraz önce İsmail de söyledi. Yani Sayın İmamoğlu duruma müdahale etmeseydi gerçekten böyle kitlesel anlamda çok farklı yaklaşımların DEM tabanından gelme ihtimali çok yüksekti. Üçüncü bir mesele Özgür Özel'in tavrı. Ben çok açık söyleyeyim. Yani biraz önce de söylendiği için çok bir daha tekrarlama gibi olacak ama yani ben Özgür Bey'in liderliği burada çok iyi sınav veremedi. Çünkü mesele şu. Yani siz genel anlamda liderlik yaptığınızda çok açık biçimde birisine bu yanlış yaptı dediğinizde hayır ben yanlış yapmadım. Genel başkan tırnak içinde yalan söylüyor dediğinde burada aslında genel başkanın bütün meşruiyetini sorgulan hale getiriyorsunuz. Bir diğer mesele Sayın İmamoğlu müdahale etti. Aslında fiili olarak CHP'yi kim yönetiyor ve CHP tabanı üzerinde kim etkili sorusunun cevabını Sayın İmamoğlu çok net verdi. Tavrı net ortaya koydu. Yani Sayın Özel bunun üzerinde tepinenler var derken Sayın İmamoğlu çıktı dedi ki hayır bu kabul edilemez kendisine ayrı bir şey bulsun. Aslında Deniz'in biraz önce söylediği AK Parti açısından bakma da başka bir şey. Şimdi yarın AK Parti çıktı. Dedi ki Özlem Hanım'ın bu yaklaşımı üzerine İmamoğlu'ndan ses çıktı. Ama Mansur Yavaş'tan herhangi bir ses çıkmadı dediğinde şimdi Sayın Yavaş bir ses çıkarsa başka bir şey, çıkarmasa başka bir şey. Dolayısıyla da hakikaten öyle bir noktaya getirdi ki CHP'yi yani sesini çıkarsa, görevden azil etse başka bir sorun çıkıyor. Görevden azil etmese, sahip çıksa başka bir mesele çıkıyor. Afyon açısından tutarlı ama İstanbul açısından ve diğer kentler açısından oldukça süreci zora soktu. Tabii bir de şunu çok net görmek gerekiyor. Yani kamuoyunda sizin malzeme vermeniz başkalarının malzeme üretmesinden daha farklı algılanıyor. Yani şimdi AK Parti evet kendisiyle ilgili ve CHP ile ilgili birçok şeyi dinlendirebilir ama sizin söylemleriniz üzerine dinlendirdiğinde ve bunun karşısında partinin genel tabanıyla parti içerisindeki dengeler açısından ses çıkaranlarla çıkarmayanları zorladığınızda bambaşka bir şey gelir.
Ben Özgür Bey'in liderliği burada çok iyi sınav veremedi. Çünkü mesele şu. Yani siz genel anlamda liderlik yaptığınızda çok açık biçimde birisine bu yanlış yaptı dediğinizde, hayır ben yanlış yapmadım, genel başkan tırnak içinde yalan söylüyor dediğinde, burada aslında genel başkanın bütün meşruiyetini sorgular hale getiriyorsunuz. Bir diğer mesele, Sayın İmamoğlu müdahale etti. Aslında fiili olarak CHP'yi kim yönetiyor ve CHP tabanı üzerinde kim etkili sorusunun cevabını Sayın İmamoğlu çok net verdi. Tavrı net ortaya koydu. Yani Sayın Özel bunun üzerinde tepinenler var derken Sayın İmamoğlu çıktı, dedi ki hayır bu kabul edilemez, kendisine ayrı bir şey bulsun. Aslında Deniz'in biraz önce söylediği AK Parti açısından bakma da başka bir şey. Şimdi yarın AK Parti çıktı. Dedi ki Özlem Hanım'ın bu yaklaşımı üzerine İmamoğlu'ndan ses çıktı ama Mansur Yavaş'tan herhangi bir ses çıkmadı dediğinde, şimdi Sayın Yavaş bir ses çıkarsa başka bir şey, çıkarmasa başka bir şey. Dolayısıyla da hakikaten öyle bir noktaya getirdi ki CHP'yi, yani sesini çıkarsa, görevden azletse başka bir sorun çıkıyor. Görevden azletmese, sahip çıksa başka bir mesele çıkıyor. Afyon açısından tutarlı ama İstanbul açısından ve diğer kentler açısından oldukça süreci zora soktu. Tabii bir de şunu çok net görmek gerekiyor. Yani kamuoyunda sizin malzeme vermeniz başkalarının malzeme üretmesinden daha farklı algılanıyor. Yani şimdi AK Parti evet kendisiyle ilgili ve CHP ile ilgili birçok şeyi dinlendirebilir ama sizin söylemleriniz üzerine dinlendirdiğinde ve bunun karşısında partinin genel tabanıyla parti içerisindeki dengeler açısından ses çıkaranlarla çıkarmayanları zorladığınızda bambaşka bir şey gelir. Ben açık söyleyeyim, yani bu AK Parti düşünse yapsa CHP'ye ne zarar verebilir sorusunun cevabı bence hiç gerek yok. Burcu Hanım zaten fazlasıyla bunu şu an yaptı. Ve dolayısıyla da biraz önce Deniz'in söylediği gibi AK Parti'nin bir şey sektirmesine gerek yok. Zaten CHP topu attı şu an sahada ve dolayısıyla ona kim hangi vuruşu, sert mi vuracak, yumuşak mı vuracak, kimin kalesini atacak sorusu gündeme geldi. Peki bunlar niye yapılıyor sorusunun cevabı. Aslında birçok yerde bu İYİ Parti ile CHP arasında genel 2019 ve sonrasındaki işbirliklerinden kaynaklı ayrışma süreci yaşanınca doğal olarak İYİ Partililer kendilerini anlatma noktasında bambaşka bir şeyle giriyorlar. Onlara DEM'le özellikle yapılan ittifak, CHP'nin DEM'le yaptığı ittifak meselesi üzerinden CHP'ye vurmaya çalışıyorlar. Ama CHP'liler de bir şekilde İYİ Parti'nin ayrışmasının kendilerine kaybetmesi üzerinden ayrı bir slogan geliştiriyorlar, bir söylem geliştiriyorlar. Şimdi Afyon milliyetçiliği de öne çıkan bir yer. Dolayısıyla da bu milliyetçilikte AK Parti ve MHP, İYİ Parti orada ayrı ayrı seçime girerken Burcu Hanım'ın burada kendisi açısından bunu dillendirmesi ve geçmiş siyasi söylemleri, göçmenler üzerindeki meselesi kendisi açısından tutarlı. Yine ifade ediyorum. Yani faşistçe bir yaklaşım, ayrımcılık ama kendisi açısından tutarlı. Bu var Nevzat. Tutarlı olduğunu düşünmüyorum. Hı-hı. Ortada ciddi bir ikiyüzlülük olduğu inancındayım. Daha ama önce farklı bir söylemi ama vardı. Evet ama hayır, kendi söylemi değil, siyasal duruşuyla ilgili. Ama Nevzat tamamlasın, bölmeyeyim, ona ekleme yapacağım. Şimdi şöyle benim izlediğim, benim algıladığım, yani siyasi kampanyalarına baktığımda ve hitap ettiği, yani şöyle Afyon'u kazanmak istiyor. Şimdi Afyon'u kazanmak isterken de bu AK Parti ile CHP değil, arasındaki o izin verirsen bölüyorum. Çok eğer sözüm tamam. Bitecekse bekleyeyim ya da burada eklemeyeyim. İnteraktif olsun daha iyi. Tamam. Peki arkadaşlar, burada Nevzat Çiçek'in sesini biraz daha yükseltebiliriz. Nevzat'cığım, bundan 10 ay önce bu ülkede Cumhurbaşkanlığı seçimleri vardı. Burcu Hanım da Afyon'da adaydı. Afyon aynı Afyon, Burcu Hanım aynı Burcu Hanım. Bu Afyon 10 ay içinde milliyetçi olmadı ya. Kardeşim, neden o seçimden önce Kılıçdaroğlu'nu o isterken, kendinizi o isterken DEM partiler bize oy vermesin demediniz? O seçim, o Afyon aynı Afyon değil mi? Kılıçdaroğlu DEM partililerin de oyuyla Cumhurbaşkanı olmayacak mıydı eğer olsaydı? Çiçek bir ek yapacaksın sanıyorum. İki tane şeyi söylemek lazım. Birincisi, şimdi Burcu Hanım'ın açıklamayı düzelttikten sonra kullandığı bir cümle çok dikkatimi çekti. Diyor ki Demlilerle belediye yönetmeyi kastettim diyor. Ya şimdi Afyon'da böyle bir şeyi kim dayatıyor ki? Böyle bir şeyin altyapısı ne ki? Birincisi bu. Tabii o soru soruluyor. İkincisi de yani ben reklam arasında gelen mesajlara baktım. Valla Dem seçmeninden bir kısmı bayağı üzülmüş. Şunu söylüyorlar. Yani biraz önce Deniz söyledi, hani bu sosyal demokratla sığmaz. Bolu Belediye Başkanı örnek veriyorlar. Yani diyorlar ki hadi o bundan bir aşağı konuşuyor. Biraz daha alt seviyede konuşuyor. O yüzden hani Bolu Belediye Başkanı söylemi ortadayken
Burcu Hanım'ın söylemi çok mu şaşırtıyor gibi bir söylem söylediler. Ben şunu ifade edeyim. Yani bir önce söylediğim şeyi tekrar söyleyeyim. Bana göre bu açıklama İstanbul'a bırakılan bir bomba. Ana hedef Ekrem İmamoğlu. Orası çok net. Ve dolayısıyla da Burcu Hanım bunu bilerek yaptı, bilmeyerek yaptı tartışmasına hiç girmem, niyet okuyamam. Fakat ben sonuçlarına baktığımda biraz önce stüdyoda da söylendi. Yani İstanbul'da karar verici olarak, seçimin belirleyicisi olarak deme oy veren Kürt seçmeni ve deme oy vermeyen muhafazakar Kürt seçmeninin tavrı son derece önemli. Dolayısıyla bu tür söylemler onlar nispetinde soru işaretleri bırakıyor, sorgulamaları beraberinde getiriyor. Ha ne olabilir sorusu? Yani 1 Nisan'da çok net, CHP'de artık bir şekilde bir hesaplaşmanın olacağı çok net. Biz o hesaplaşmanın, ben çok açık söyleyeyim, Sayın Kılıçdaroğlu'nun eski ekibiyle Sayın Özgür Özel arasında olacağını kamuoyu dillendiriyor. Ben de tam tersi, aslında Sayın Özgür Özel'in de bir şekilde genel başkanlığın ben sorgulandığını artık düşünüyorum. 1 Nisan'dan sonra nasıl bir yol haritası ortaya çıkar, Sayın İmamoğlu başarırsa ne olur, başarmazsa ne olur? Ama her halükarda tırnak içinde kullanıyorum bu tanımı, Sayın Özgür Özel'e saygısızlık anlamında asla kullanmıyorum. Bir emanetçi genel başkan vasfını bu açıklamalarla biraz da ortaya koydum. Tanju Özcan meselesine de ufacık bir girmek gerekiyor. Çok konumuz var aman yani çok şimdi, konumuz var. Çok kısaca alayım İsmail. Yani herkes tabii haklı olarak diyorlar ki yani işte Burcu Hanım, Kemal Beyci de Tanju Özcan değişimci olduğu için mi hiç ondan söz edilmiyor? Öyle değil. Yani defalarca Tanju Özcan'ı eleştirdim. Yani o mecliste atılmasına hani bir AK Partili hanımefendiyle girdiği abes diyalogdan sonra partiden atılması sürecinde de Suriyelilerle ilgili o işte bazı Ümit Özdağ'ın bile ben bile bu kadarını yapmazdım dediği kararlarıyla onu çok kez eleştirmiştik. Hiç öyle değil. Bugün yeni bir şey söylemediği için tartışmanın merkezinde değil. Ama yani Burcu'ya söyledik bir de ona vuralım gibi bir yaklaşımımız yok. Fakat onun için de şunu söylemek gerekir. Yani Tanju Özcan'ın da Tanju Özcan elbette ki Demliler'le arası hoş değil. Tanju Özcan yani işte Demliler'le yan yana gelmiyor. Onlara siyaseten itiraz ediyor, karşı çıkıyor. Buna herkesin hakkı var. Dem Partililer de ondan pek haz etmiyorlar ve karşısına zaten çok güçlü bir solcu aday çıkardılar. Uğraşıp dursun diye. Fakat bundan ayrı olarak Dem Partisi'nin tabanını, seçmenini ötekileştiren, ona karşı ayrımcı bir dil kullanan, yine bunun yanı sıra başta Suriyeliler olmak üzere sığınmacılar hakkında insan hak ve hürriyetlerinin sınırlarının dışına çıkan yaklaşımlardan da Tanju Özcan'ın uzak durması gerekir. Aslında Sayın Özgür Özel'in de bir şekilde genel başkanlığın ben sorgulandığını artık düşünüyorum. 1 Nisan'dan sonra nasıl bir yol haritası ortaya çıkar, Sayın İmamoğlu başarırsa ne olur, başarmazsa ne olur? Ama her halükarda tırnak içinde kullanıyorum bu tanımı, Sayın Özgür Özel'e saygısızlık anlamında asla kullanmıyorum. Bir emanetçi genel başkan vasfını bu açıklamalarla biraz da ortaya koydum. Tanju Özcan meselesine de ufacık bir girmek gerekiyor. Çok konumuz var yani çok şimdi, konumuz var. Çok kısaca alayım İsmail. Yani herkes tabii haklı olarak diyorlar ki yani işte Burcu Hanım, Kemal Beyci de Tanju Özcan değişimci olduğu için mi hiç ondan söz edilmiyor? Öyle değil. Yani defalarca Tanju Özcan'ı eleştirdim. Yani o mecliste atılmasına hani bir AK Partili hanımefendiyle girdiği abes diyalogdan sonra partiden atılması sürecinde de Suriyelilerle ilgili o işte bazı Ümit Özdağ'ın bile ben bile bu kadarını yapmazdım dediği kararlarıyla onu çok kez eleştirmiştik. Hiç öyle değil. Bugün yeni bir şey söylemediği için tartışmanın merkezinde değil. Ama yani Burcu'ya söyledik bir de ona vuralım gibi bir yaklaşımımız yok. Fakat onun için de şunu söylemek gerekir. Yani Tanju Özcan'ın da, Tanju Özcan elbette ki Demliler'le arası hoş değil. Tanju Özcan yani işte Demliler'le yan yana gelmiyor. Onlara siyaseten itiraz ediyor, karşı çıkıyor. Buna herkesin hakkı var. Dem Partililer de ondan pek haz etmiyorlar ve karşısına zaten çok güçlü bir solcu aday çıkardılar. Uğraşıp dursun diye. Fakat bundan ayrı olarak Dem Partisi'nin tabanını, seçmenini ötekileştiren, ona karşı ayrımcı bir dil kullanan, yine bunun yanı sıra başta Suriyeliler olmak üzere sığınmacılar hakkında insan hak ve hürriyetlerinin sınırlarının dışına çıkan yaklaşımlardan da Tanju Özcan'ın uzak durması gerekir. Hele hele şimdi Burcu Köksal açılınca
konu birdenbire kendisine geliyorsa Tanju Yarıcan'ın da durup bir düşünmesi gerekir. Ben ne diyorum? Ben hiçbir şey söylemediğim halde niye bu işlerde olağan şüpheliyim diye, niye hep olumsuzun rol modeli olarak görülüyorum diye bence onun da düşünmesi gerekir. Peki. Deniz İsmail Eren. Bir de yani Tanju Bey'in artık buna bir ek yapmayalım Nevzat Çiçek. Artık ya ek yapmayalım ek başka konuya. Ek yapa yapa bitmedi başka evet, konuya bak, geçelim. Bak bana bir izleyicimiz mesaj atmış. Diyor ki bu kadın diyor işte o şeyin gerçek yüzünü gösteriyor. Ben DEM Partili biri olarak kesinlikle İmamoğlu'na oy verecektim. Bütün ailemle birlikte, bu arada ailesi de 470 kişiymiş. 470 oy varmış ailede. Yani büyük bir aile anladığım kadarıyla. Fakat şu an düşünüyorum diyor. Yani İmamoğlu'nun kaybetmesini istemeyiz diyor. Özgür Özel'in diyor hanımefendiyi disipline sevk etmesi lazım. Yani böyle bir tavır koyması lazım. Son derece haklı beyefendi. Peki. Yani bu mesajı yazan rahatsız, ya bir DEM Parti seçmeni ve kalabalık bir ailesi olduğunu söylüyor. 470 bitti 470 o seçmen, şey İmamoğlu'na söyleyelim. Gitmemiş ama bence DEM Partililer de bunu şöyle düşünsünler. Yani bu hanımefendi yüzünden İmamoğlu'nu cezalandırmak mı, Murat Kurum'u sevindirmek doğru bir politika mı? Onlar da onu düşünsünler yani. İmamoğlu gerekeni söyledi ayrıca. Ama Özel'den, Özgür Özel'den beklentileri var. Onu da biz burada yansıtmak durumundayız yani. Peki. Nevzat Üçek, seninle devam edelim. Şimdi bu haftanın, daha doğrusu son birkaç günün yeni bir gelişmesi var. Aslında bir süredir devam ediyor Yeniden Refah Partisi ile AKP arasındaki gerginlik ama artık iyice ayyuka çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net bir açıklama geldi. Dedi ki bize kaybettirmek için çalışıp bizim gölgemizde yürümeye kalkanlara müsaade etmeyiz. Bunun adı siyasi şantajdır. Erbakan'a soruldu bu konu, Fatih Erbakan'a, isim vermediği için Cumhurbaşkanı Erdoğan. O da dedi ki böyle bir seçim mi olur, böyle demokrasi mi olur? Seçime girme hakkı olan her parti seçime girer dedi. Bir önceki günde Efkan Ala bizim %50'nin üzerinde olduğumuz yerlerden yerler istendi anlamına gelen ifadeleri var. Dolayısıyla ittifak tamamen bozulmuş durumda, sert söylemlere döndü. Nereye varır YRP-AKP gerilimi? Şimdi şöyle, ben Yeniden Refah'ın en son İstanbul'daki aday tanıtımını izlediğimde genel başkan gelmişti. Orada İstanbul Belediye Başkan adayı Mehmet Altınöz konuştuğunda bu konuya benzer bir konuşma yaptı. Dedi ki yani eğer bir ittifak olacaksa kardeşiniz Mehmet Altınöz burada, gelin ittifak edin dedi. Şimdi şöyle, ben Yeniden Refah'ın en son İstanbul'daki aday tanıtımını izlediğimde genel başkan gelmişti. Orada İstanbul Belediye Başkan adayı Mehmet Altınöz konuştuğunda bu konuya benzer bir konuşma yaptı. Dedi ki yani eğer bir ittifak olacaksa kardeşiniz Mehmet Altınöz burada, gelin ittifak edin dedi. Ve bizden ittifak istiyor cümlesini daha çıkardı ki salonda yük sesleri yükselmeye başladı. Ben tabandaki tepkinin, yani ben sordum oradaki kurmaylara, bütün kurmaylar oradaydı. Dedim ki ya ne görüyorsunuz? Dedi ki taban çok ciddi anlamda bizimle AK Parti'nin bir ittifak yapmasına sıcak değil. Korkunç derecede baskı var üzerimizde. Ama ikinci bir şey söylediler. İstanbul için üzerimizde AK Parti'den de çok yoğun baskı var. Peki bu genel merkez baskısı mı, yoksa teşkilatlar mı, seçmen mi? Ağırlıklı olarak AK Parti'ye gönül vermiş veya oy vermiş, bir şekilde AK Parti'de siyaset yapmış insanların tavrı dediler. Ben de dedim ki peki hiç yolu yok mu? Yani hani böyle mi olacak, bir şey var mı? İlginçtir. Orada salonda 2-3 tane formül dolaşıyordu Serap Hanım. Bir tanesi şuydu: AK Parti büyük şehirleri kazanmak mı istiyor, İstanbul'u kazanmak mı istiyor? Bize de siz bizim yüzümüzden, sizin yüzünüzden kaybediyoruz demesinler. O zaman gerçekten niyetleri varsa birinci pazarlık aşamasını bitirirler ama ikinci pazarlık aşamasında gelsinler, Urfa'yı versinler, İstanbul'u niye vermeyelim tarzı, böyle alttan, bu üst yönetimin değil ama, böyle teşkilat mensuplarının ifadesiydi. Ya dedim ki böyle bir şeyin olma ihtimali sizce var mı? Hayır, yani niyet göstermeyse dediler. Biz niyet gösteriyoruz. Ama benim anladığım şu: Yeniden Refah Partisi hakikaten çok ciddi oy alıyor. Yani ben Anadolu'ya da bakıyorum, Yeniden Refah'ın tabanına da bakıyorum. Ve daha da önemlisi İstanbul değil. Yani mesela Şanlıurfa'dan tutun, Yozgat'ından tutun, Bursa'sına kadar, Balıkesir'ine kadar belirleyici olacak birkaç yerde, çok ciddi anlamda belirleyici. Hani burada belki Şanlıurfa ile Yozgat'ta birebir alma ihtimali var ama Bursa'da alma ihtimali olmamasına karşın orada alacağı oyun AK Parti ile CHP arasındaki seçimin kaderini belirleyecek desek yanlış olmayız. Yani bu anlamda
Böyle bir mesele var. İkinci mesele, tabii Sayın Cumhurbaşkanı ifade ettiği yeniden refah ağırlıklı olarak AK Parti'den kopan ve AK Parti'de siyaset yapmış insanları yanına aldı. Yani AK Parti'nin ikinci partisi yeniden refah oldu, CHP'nin ikinci partisi İYİ Parti oldu. Ve bu anlamda mesela sembol isimlere yöneldiler. Yani sembol isimlerden kastım ne? Mesela Septioğlu soyadı bu stüdyodaki herkesin Elazığ için önemli bildiği bir soyadıdır. Mesela Septioğlu ailesinden birini getirdiler. Şimdi burada yeniden refah meselesiyle AK Parti arasında en çok korkulan işlerden bir tanesi şu. Yeniden refahın tabanının en çok korktuğu şeylerden biri o. Diyorlar ki ya şimdi yarın 2-3 puanla kaybederlerse İstanbul'u, öyle bir ihtimal çıkarsa, bizim aldığımız oy da onun 2-3 katı olursa üzerimize boza pişirmezler mi? Böyle bir şeyleri var, korkuları var. Yani sizin yüzünüzden kaybettik diyerek bizi farklılaştırmazlar mı, bizi ayrıştırmazlar mı? Çünkü şunu da biliyorlar, yani Saadet Partisi'nin Millet İttifakı'ndaki tavrından kaynaklı olarak seçmen bazında sorgulamasını çok net ortaya koyuyorlar. Fakat şunu da söylüyorlar, diyorlar ki yani bize bir teveccüh var, biz yeni bir partiyiz ve dolayısıyla da biz yolumuza yürüyoruz. Şimdi burada AK Partililer, ben çok açık bir şey söyleyeyim. Yani AK Partililer saadetlerin onlara ifadesiyle söyleyeyim, kibir kıramadılar. Kibirlerini kıramadılar cümlesini yeniden refahlılar AK Partililer için çok kullanıyorlar. Diyorlar ki aslında bütün bu görüşmelerde, bütün her şeyde istatistikler belli, sonuçlar belliydi. Ama kibirle hareket ettiler ve bizi görmezden geldiler, bizi görmek istemediler. Fakat şimdi ortaya çıkan tablo karşısında da artık bizim bir güç olduğumuzu anlıyorlar. Bu saatten sonra da o kibirlerini bırakıp herhangi bir şey yapamıyorlar. Bu sefer bizi ayrıştırmaya başlıyorlar. Fakat ama bu noktada şey şu, Cumhurbaşkanı Erdoğan katılır mısınız bilmiyorum ama bunu öngöremeyecek bir siyasetçi değil ki. Yani yeniden refahtaki oy artışını görebilecek, analiz edebilecek, o seçmen şey geçişkenliğini analiz edebilecek bir siyasetçi. Bir şey söyleyeyim, ben çok net söyleyeyim. Ben yeniden refahın hani belli bir oy potansiyeli olduğunu hepimiz biliyorduk. Yani evet. 2.8-3.4. Fakat şu an Anadolu'da bambaşka bir tablo karşımıza çıkıyor. Bunu net ifade etmek lazım. Sebebi şu, yani AK Parti'den kızan, AK Parti'ye bir şekilde küskünlük belirleyen, yani böyle bir çekim merkezi oluşmaya başladı. Bence AK Parti'de esasında şöyle bir hesap yapıldı. Ben bunu da ilk defa burada anlatayım. Yani AK Partilerin bir kısmı dediler ki yeniden refah aslında çok büyük oy almazsa, belki AK Parti'den kızıp da İmamoğlu'na gidebilecek muhafazakar bir oy varsa bu yeniden refaha gider ve İmamoğlu'na gitmez. Dolayısıyla burada bir engelleme görevi görebilir. Aslında sanıldığı kadar bize çok zarar vermez tarzı bir yaklaşım gelişti. Fakat şu an ortaya çıkan tablonun bu olmadığı anlaşılıyor. İkinci mesele, Sayın Cumhurbaşkanı AK Parti ile yeniden refah arasında söylemi ne kadar sertleştirirse bu yeniden refahın oy toplamasına yol açıyor. Böyle bir gerçeklik de var. Bu nedenle zaten şu ana kadar yeniden refahlılar da herhangi bir süreç devam edebilir diye dikkat ederseniz böyle çok keskin cümleler kullanmıyorlar. Yani Sayın Fatih Erbakan böyle çok aşırı keskin cümleler kullanmıyor. Sunumlarda çok keskin cümleler kullanmıyorlar. Çünkü onlar şunun farkındalar. Yani biz kendi yolumuza gidiyoruz. Hani AK Parti'yi ötekileştirip bir şekilde tırnak içinde muhalefet bloğunda CHP ile yan yana gelecek bir tarzda siyaset yapmak istemiyorlar. Fakat AK Parti de şunun farkında. Yeniden refah ne kadar sert vurursa yeniden refahın toparlanma ihtimalini o kadar net görüyor. Dolayısıyla da aslında şu ana kadar dikkat ederseniz Sayın Cumhurbaşkanı belki bir ve iki defa bu kadar sert yeniden refahla ilgili cümleler kurdu. Son hani bir iki günde artan bir sertleşme var söylemlerde. Ama işte bu söylem AK Parti'ye çok yarayan bir söylem değil. Çok açık söyleyeyim. Yani nasıl bir hesap yaptılar, nasıl bir hesap oluştu, nasıl bir kamuoyu yoklamaları geldi bilmiyorum ama çok ciddi anlamda şey gelen değil. Sebebi şu. Şimdi biz sadece seçime İstanbul ve Ankara üzerinden bakıyoruz. Anadolu böyle değil. Yani Anadolu'da hiçbir şekilde Sayın İmamoğlu ve Sayın Mansur Yavaş yok. O yüzden Anadolu'da siz yeniden refaha şurada sizin yüzünüzden kaybediyorum diyemezsiniz. Mesela Bursa'da söyleyebilirsiniz. Balıkesir'de söyleyebilirsiniz ama Urfa'da söyleyebilirsiniz. Çünkü Urfa'da kapışmadan demin de aradan çıkma ihtimali çok yüksek. Bunları söyleyebilirsiniz ama genel itibariyle ilçeler bazında ve kişiler bazında yeniden refah çok güçlendi. Dolayısıyla da ben AK Parti'nin hani son kertede bir şekilde hala pazarlık masasını kapattığını çok düşünenlerden değilim. Hani siyasi öngörü dediniz ya, yani şimdi düşünün Sayın Cumhurbaşkanı velev ki gördü ki X bir şehir yeniden refah yüzünden kaybediliyor. Ama yeniden refahın da orayı kazanma şansı yok. Fakat yeniden refahın kazanabileceği bir il meselesi var. Hani diyeceksiniz ki aday çekilmeyecek, nasıl olacak? Ya seçim döneminde hepimiz biliyoruz. Bir mesajla bu işlerin çok ciddi anlamda hal olacağını biliyoruz. Fakat
Böyle bir durumda yeniden Refah Partisi kendi varlığını bu şekilde seçmene anlatamadığı zaman kendi seçmen kitlesini kaybeder mi kaybetmez mi sorusu yeniden Refah'ta da aslında hesaplanan bir şey. Yani şöyle bir şey yapmıyorlar. Hani biz tamamıyla kendimiz giriyoruz. Evet, buna eyvallah. Ama yarın herhangi bir teklif geldiğinde bu teklifin mahiyetleri ABC olarak hesaplanıyor. Bunun karşılığında verilecek olan cevaplar ABC olarak hesaplanıyor. Ben şunu da çok net söyleyeyim. Yani yarın AK Partililer gitti yeniden Refah'ın kapısını çaldı. Ya işte biz şurayı verdik. Sizden şurayı istiyoruz. Hani kesin gözüyle bakacakları bir hesabın da tutmama ihtimalini çok yüksek görüyorum. Çünkü yine ifade ediyorum. Yeniden Refah seçmeni ve yeniden Refah'ın tabanı ve özellikle parti yönetimi AK Parti'nin kibrinden dolayı kendilerine doğru dürüst gelmedi. Hatta ilginç bir cümle kullanıyorlar. Ben de zaman zaman bunu anlatmıştım. Diyorlar ki yani bizim AK Parti ile olan ittifakımızı AK Parti içindeki AKP'ler engelledi. Normal AK Partililere kalsaydı biz bu ittifakı yapacaktık. Ama içerideki AKP'ler buna izin vermedi. Dolayısıyla da ben yeniden Refah'ın AK Parti açısından bu seçimin en büyük sınavı olduğunu düşünüyorum. Ve yeniden Refah konusunda da alacağı oyu bundan sonraki yol haritasının da çok ciddi bir hesap denge unsuru olacağını açıkça söylemek gerekiyor. Peki.